Yusuf'u gördün mü? Hı? Hani şu İbrani çocuğu? Görmedim, bilmiyorum. Onu sen getiriyordun. Döndüm arkama, baktım ki yok. O seni niye ilgilendiriyor ki? Felih onu bana emanet etti. Kaçarsa beni çok kötü cezalandıracağını söyledi. Demek kaçarsın ha? Sen benim elimden kaçabileceğini mi sandın? Ne oldu? Kalbim niye böyle çarpıyor? Anladığım kadarıyla Yusuf'umun başı dertte olmalı. Ne oldu Allah'ın peygamberi? Yusuf'umun durumu iyi değil ya. Yusuf'umun durumu iyi değil. Bir daha kaçmayı aklının ucundan bile geçirme. Sahiplerin ikide bir kaçtığını söylemişlerdi. Ama ben senin ayaklarını kıracağım. Bir daha kaçamayacaksın. Benim elimden hiç kimse kaçamaz. Hayır. Ay, elim. Ay, elim. Ay, elim. Ne oldu? Dur bir bakayım. Ne olduğunu anlayamadım. Birden elimde korkunç bir ağrı belirdi. Birdenbire böyle ağrılar olmaz. Ya çok ağır bir yük kaldırdın, ya bir yere çarptın, ya da yılan soktu. Kafilenin arkasında başımı çevirip baktığım İbrani köle yoktu. Kaçtığını anladım. Sonra o mezarda saklandığını fark ettim. Ders alması için suratına bir tokat attım. Birden elimde korkunç bir ağrı saplandı. Onu dövünce mi böyle oldu? Bu zavallı çocuk atacağın dayağı kaldırır mı? Rabbinin senden intikam alacağını düşünmedin mi? Aptal herif! Biz onu satmaya götürüyoruz. Sakatlanırsa işimize yarar mı? Niçin kaçtın? Kaçmadım. Bu annemin mezarı. Onunla vedalaşmak istedim. Köle mezarlarının üzerinde tek taş bile olmazken burası sanki özellikle inşa edilmiş. Burası bir kölenin annesinin mezarı olamaz. Sen kimsin Yusuf? Kaçsaydın ona ne yapardın biliyor musun? O kötü bir adam değil. Sadece onu cezalandıracağından korktuğu için böyle davrandı. Ona kin duyuyor musun? Beni kin beslemek için yetiştirmediler. Aferin. Onu bağışlarsan ben de iplerini çözerim. Bir daha beni dövmeyecek mi? İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki bundan böyle kimseye sana bu şekilde davranılmasına izin vermem. Sen tek bir Allah'a mı inanıyorsun? Ben Peygamber İbrahim'in oğlu İsmail'in torunu Zar'ın oğlu Malik'im. Allah'a kurban edilmek istenen İsmail var ya, onun neslindenim. Sen kimin oğlusun? Ben de... Kimin dedin? Ben kuyunun oğluyum. Demek babanın adını söylemek istemiyorsun. Dedim ya, kuyunun oğluyum. Ben dün gördüğünüz kuyuda dünyaya geldim. Allah'ın habercisi orada ortaya çıkınca
Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Kendini tanıtmak istemiyorsan bunu anlayışla karşılarım. Onu bağışlamanı istiyorum. Tamam. Onu bağışladım. Aferin oğlum. Annenle vedalaş da gidelim. Hazırlanın. Yola çıkıyoruz. Selam baba. Yusuf'umu buldunuz mu peki? Yusuf kaybolmamıştı ki. Siz niye yaralanmıştınız? Bundan böyle İsrailoğulları arasında ne hayırla bereket ne de sevgiyle şefkat olacak. Daha şimdiden Yusuf'umun kurtları birbirine düştü. Bunu görmek istemezdim. Levi, Yusuf'u sana emanet etmiştim. Sen olmasaydın onu kıra göndermezdim. Neden ona göz kulak olmadın? Yusuf'a ne oldu? Yusuf'a ne yaptınız? Konuşuyorum. Sana söylüyorum. Allah'ın laneti üzerine olsun. Yusuf'a ne yaptın? Yusuf'um. Yusuf'uma ne yaptın? Yeter artık Leyla. Ne yaptın Yusuf'uma? Yeter artık. Yeter artık. Yusuf'um. Yusuf'um. Yeter artık. Aklıma takılan bir şeyler var. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Kum fırtınası çıkmasaydı bu tarafa doğru gelemeyecektik. Hayvanlarımız kuyunun başında durmasaydı biz de durmayacaktık. Susuz olmasaydık su çekemeyecektik. Bütün bu olaylar, bu çocuk bizim kölemiz olsun ve büyük karlar elde edelim diye Allah'ın iradesiyle gerçekleşti. Rızkın varsa gelir seni bulur. Allah'ın takdir ettiği kısmete ulaşman için varlığın bütün unsurları el ele verir. Kurtar beni yüce iştar. Kurtar beni. Bu ağrı beni öldürecek. Kurtar beni. Dayanacak gücüm kalmadı. Kurtar beni. Bu ağrı beni bitirecek. Kurtar beni. Kurtar beni büyük işler, kurtar beni, dayanamıyorum artık. Elim çok ağrıyor. Kurtar beni. Ey yüce işler. İyileştir beni. Elim. Elim. Çok ağrıyor elim.
Yüce iştar yalvarırım, kurtar beni. Kurtar beni. Yüce iştar, kurtar beni, kurtar beni yüce iştar. Kurtar beni. Yüce iştar, kurtar beni. Buharı beni öldürecek. Ölüm. Buharı beni öldürecek. Ey yüce iştar, kurtar beni. Buharı beni öldürecek. Buharı beni öldürecek. Ne yaptın? Ellerin şifa bağışlıyor. Ben bir şey yapmadım. Herkes böyle yapıyor. Birazcık ovunca ağrı hafifliyor. Malik de aynı şeyi yaptı ama hiçbir yararı olmadı. O da ovaladı kolumu. Hiçbir yararını görmedim ama. Gökyüzüne bakıyordun. Sen yıldızlara mı tapıyorsun? Gündüz sönen yıldızlar tapılmaya değer mi yani? O zaman ay ve güneşe de tapmıyorsun. Zira ay gündüz, güneş de gece ortadan kayboluyor. Benim Rabbim bütün bunların yaratıcısı. Ezeli ve ebedidir o. Eşi ve benzeri yoktur. Öyle anlaşılıyor ki çocuk olmana rağmen ben ve Kıtmir'den daha iyi bir tanrı seçmişsin kendine. Hem seni seviyor hem de duanı kabul ediyor. Bu da tanrı mı şimdi? O kadar ağlayıp inledim ama hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Ben sana minnettarım Yusuf. Minnettarım. Az önce el ağrısından canım çıkacaktı neredeyse. Sana attığım o tokat için senden af diliyorum Yusuf. Affet. Affet beni Yusuf. Okkalı bir tokattı. Bu tokat senin doğru yolu bulman için bir başlangıç olmuşsa ne mutlu bana. Ben bu diyarın insanıyım ve kılavuzum. Hep kervanlara yol gösterdim. Ama bu kez sanki sen bizim kılavuzumuz oldun. Hidayet onun elindedir. Kim dilerse onu doğru yola iletir. İsteyeni de karanlık ve zillet içinde bırakır.
Bu çocuk kimdir bilmiyorum ama dün gece bir dua ile Kıtmir'in elini iyileştirdi. Gökteki tanrısıyla iyi bir bağ var. Belki de çok yüce biridir. Kıtmir'in elini iyileştirmesi için Allah'ın seçkin kullarından olmasına gerek yok. Yusuf onu affederse iyileşecek dedim ya dün. Pekala, ya gördüğüm rüyaya ne diyeceksin? Geçtiği her yer yemyeşil oluyordu. Rüya bu işin ölçüsü olamaz. Sen biricik Allah'ı tanımıyorsun. Kime zulmedersen seni cezalandırır. Ya bu dünyada ya da öbür dünyada. Mazlum seni affederse Allah da seni affeder. Burası yemyeşil ve sulak bir ovaydı. Ama bu yıl burayı da kuraklık tehdit ediyor. Ben buralı sayılırım. Eğer yağmur yağmazsa kıtlıktan bir sürü insan kırılacak. Bu beni çok korkutuyor. Allah kullarına karşı şefkatli ve bağışlayıcıdır. Efendim Malik, yolculardan birinin durumu iyi değil. Gelip bir bakar mısınız? Zaten hastaydı ama bugün kötüleşti. Hiç iyi görünmüyor. Bir ayağı çukurda. Ümit yok. Peki ne yapmalıyız? Onu burada böyle bırakamayız. Onun için bir sedye hazırlayın. Elimizden başka hiçbir şeye gelmez. Siz iyileşeceksiniz. Ölüm ve hayat Allah'ın elindedir. Artık benim vaktim geldi. Yakında öleceğim. Merak etmeyin, yanınızdayım. Siz iyileşeceksiniz. Ölüm de hayat da Allah'ın elindedir. Umudunuzu yitirmeyin. Bu hastaya sen neden eşlik ediyorsun? Söyledim ama dinlemedi. Ama ben onu yalnız bırakamam. İzin verin, onunla kalayım. Hastalığı çok ilerlemiş. Elinden bir şey gelmez. Allah yardım edenleri sever. Beni merak etmeyin. Ona göz kulak ol. Oh, my God.
Feli! Bu ihtiyar iyileşti. Görüyor musun? Yusuf'un bir dokunuşuyla ölümden döndü. İyileştin mi? Görüyorsun ya. İyiyim. Onu sen iyileştirdin. Ben mi? Tıpkı Kıtmir'in elini iyileştirdiğin gibi. Şifayı veren Allah'tır. Ben yalnızca dua ettim. Efendim Malik! Efendim Malik! Gelin görün, hasta iyileşti. Gelin buraya görün. Peki niçin ısrarla hastanın yanında olmak istiyordun? Ben de senin gibi kılavuzum. İyi bir kılavuz, kervandaki herkesi varacakları yere sağ salim ulaştıran kişidir. Ne oldu? Yusuf, secdeden in ve yürü dedi. Ben de öyle yaptım. Görüyorsun ki durumum iyi, hem de çok iyi. Sen iyileştin mi? Ben hayatımı ve sağlığımı Yusuf'a borçluyum. Eğer benim yanımda olmasaydı, şüphesiz işim çoktan bitmişti. Bunu herkes yapabilir. Aslında ben hiçbir şey yapmadım. Bu hasta ölüm döşeğindeydi ve hiç umudumuz yoktu. Tanrı'nın nasıl biri hiç bilmiyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim, çok kuvvetli ve seni çok seviyor. Benim için dua ettiğini gördüm. Ve o dua benim durumumu değiştirdi. Tanrım senin dualarını kabul etti. Devam ediyoruz. Bu yağmur Yusuf'un getirdiği bir berekettir. Burası Mısır ülkesinin sınırları. Sadece yarım günlük yolumuz kaldı. Yakında sınır nöbetçilerini görürüz. Neden şimdiye kadar sınır nöbetçilerini görmedik? Şam, Kenan, Hicaz ve diğer memleketler derebeylikle yönetilir. Belirli sınırlar yoktur ama Mısır medeni bir ülkedir. İleri bir yönetim düzenine sahiptir. Sınırları bellidir. Ordusu ve devleti vardır. Mısır firavunları dünyanın en güçlü yöneticileridir. Rabbim, bu yabancı diyarda sana sığınıyor ve senden yardım diliyorum.
İşte Mısır sınırı. Allah'ım, kendimi sana emanet ediyorum. Bu yabancı ülkede senden başka kimsem yok. Durun! Kimsiniz ve nereden geliyorsunuz? Babil'den Zaroğlu Malik. Geçebilirsiniz. Onlar seni tanıyor mu yani? Elbette tanıyorlar. Yıllardır Mısır'a gidip gelirler ticaret için. Mısır eski ve uygar bir ülkedir. Kenan ve Şam'dan çok daha iyidir. İlginç giysileri var. Evet. Başlarındaki bu örtü bir kobra yılanına benzer. Burası yılanlar ülkesi olarak bilinir. Mısırlılar büyük bir yılanın Mısır ülkesini koruduğuna inanırlar. Bizim de inek ve koyunlarımız var ama bu kadar çok değil. Bunlar çok zengin olmalılar. Bu gördüğün yemyeşil araziler ve hayvanlar ya Tanrı Amon'a ve Mısır'daki tapınaklara ya da Kral Amonhotep'e aittir. Mısır halkı bunlar için çalışıyor. Başka hiçbir şeyleri yok. Mısır tanrısının inek ve koyunu mu var yani? Her şey onun. Ne sakıncası var ki? Allah her şeyi yaratmış. Ancak kendisi için değil. Bunca kedi burada ne arıyor? Bu kentin insanları kediye tapar. Burası da kentin tapınağı. Beste kenti. Buranın insanları kediyi çok sever. Niçin öyle alaylı alaylı bakıyorsun? Ben kedilere tapmıyorum ki. Bütün tanrılar senin tanrın gibi kusursuz değil ki. Efendi Malik, bu kentin insanları kediye tapıyor. Tanrıları yemek de yiyor. Fazla şaşırma.
Bu ülkenin tanrıları her şeye sahiptir. Hayvanlara eşleri ve çocukları bile var. O halde Mısır'da tek Allah inancı yok. Esasen tek bir Allah'a inanmak Mısır'da suçtur. Dikkatli ol, kendi inancın hakkında konuşma ve onların tanrılarına ihanet etme. Halk tahammül etmeyebilir. Ne büyük bir nehir. Nil bu mu? Bu Nil'in çocuğu. Nil'in kollarından biri yani. Nil daha büyük ve daha görkemlidir. Neden kutsal kabul ediliyor? Çünkü Mısır halkı her şeyini Nil'e borçlu. Nil olmasaydı Mısır da olmazdı. Nil'in nereden başladığını şimdiye kadar kimse görmemiş. Yalnızca tanrılar Nil'in çıktığı yere gidebilir. Bu ırmak güneyden kuzeye doğru akar ve büyük bir denize dökülür. Biz şimdi kuzey yönünden eski Tebs kentine gidiyoruz. Tebs, Tanrı Amon'un kentidir. Suyun diğer tarafında güneşin battığı yerdir. Ölüler dünyası. O büyük piramitler Mısır firavunlarının mezarıdır. Buraya Memphis diyorlar. Nil burada çeşitli kollara ayrılır. Seni Mısırlı zenginlerden birine satabilirsek hem sen rahata kavuşursun hem de biz büyük kazanç elde ederiz. Keşke Yusuf'u satmak zorunda kalmasak. Yapacak bir şey yok. Güneye doğru ilerliyoruz. Sağımızda Batı dünyası olarak bilinen ölüler dünyası yer alıyor. O gemi ceset taşımaya tahsis edilmiştir. Nil'in bu tarafında eski Tebs kenti yer alır. Tebs kenti Mısırlı tanrıların kentidir. Mısır kralı Amonhotep'in sarayı da bu kenttedir. Tebs kentine Tanrı Amon'un kenti de diyorlar. Bak, Tebs kenti ileride görülüyor. Birazdan oraya varacağız. İşte yüz kapılı Tebs kentine vardık. Yüz kapılı mı? Aslında 10, hatta bilemedin 12 kapısı var. Ama buradan giden kervanlar abartarak yüz kapı diyorlar.
Babil'den zar oğlu Malik. Geç. Ne oldu? Neden uyumuyorsun? Kaçmandan korkuyorum. Sen kimsin? Nasıl bir insansın? Daha önce bu sorunu cevaplamıştım. Yusuf. Senin tanrınla karşılaştırdığımda benim tanrılarım çok zayıf ve güçsüz. Bana biraz kendi tanrını anlatır mısın?
Senin Tanrın her yerde hazır ve nazır. Her yerde ondan yardım isteyebiliyorsun. Onunla çok kolay bağ kurabildiğini gördüm. O da senin sesini duyuyor ve duanı kabul ediyor. Sen kesinlikle diğer insanlardan farklısın. Sende öyle bir güç var ki her işte seni başarılı kılıyor. Hem başarılı hem de çok güçlü bir çocuksun. İstersen ona Rabbimizin razı olduğu işler diyelim. Her yerde seni koruyan bu Tanrın kimdir? Sen onu çok iyi tanımladın. Ona iman etmek istiyorum. Sen ona inanıyorsun. Bunu yenilemene gerek yok. İnanıyor muyum? Sen benim Rabbimi hazır ve nazır olarak nitelendirdin. Onun her şeyi yapmaya muktedir olduğunu söyledin. Sana göre o her sesi işiten ve her duaya cevap veren biri. Kendi tanrılarına da zayıf ve güçsüz dedin. Bu imanın ta kendisi zaten. Yani ben şimdi senin gibi tek bir Allah'a mı inanıyorum? Sen Kıtmer'in elinin iyileştiği günden beri tek Allah'a inanıyorsun. O geceki sorularından anladım bunu. Sen kimsin? Niçin konuşmuyorsun? Görünürde köle ama gerçekte hepimize sözün geçiyor. İnandığın Allah adını söyle ne olur. Sen kimsin? Şşşt. Ant verme çünkü söylemeye izinli değilim. Şu kadarını söyleyeyim ki bütün bu olanlar Allah'ın istediği şekilde meydana geliyor. Ve beni Mısır'a yüce bir amaç için getiren de odur. Sen ey en çok merhamet eden. Bana bağışladığın hediye şimdi nerede acaba? Yüce olanlar verdikleri hediyeyi geri almazlar. Yusuf'umu bana geri ver. Yusuf'umu bana geri ver. Yusuf'umu bana geri ver. Her neredeysen Allah seninle olsun. Yaşadığından kesinlikle eminim. Çocuklara bir kez daha Yusuf'a ne yaptıklarını sorun. Belki bu sefer hatalarını itiraf edip gerçeği söylerler. Söyler misin Yakup, Yusuf'un ölmediğinden nasıl bu kadar eminsin? İki nedenden ötürü. Birincisi, eğer kurt saldırsaydı gömlek zarar görürdü. İkincisi, beni hiçbir zaman yanıltmayan sezgilerim. Pekala. Hiç umutlu değilim ama yine de gidip soracağım. Ben onların işledikleri günahı itiraf edip tövbe etmelerini istiyorum. O zaman belki Allah onları affeder. Gözlerimizle görmedik ama tabii ki kurdun onu parçaladığından adım gibi eminim. Daha kaç kez söyleyeceğim? 1000 kez bile söylesen yine de yalan söylüyorsun. Keşke çocuk olsaydınız da sizi mosmor kesilinceye kadar kırbaçlasaydım.
Yusuf'u kurt parçaladıysa niçin gömleğine bir zarar gelmemiş? Biz de bilmiyoruz. Bu bizim için de anlaşılmaz bir şey. Hepinize lanet olsun. Size inanmıyorum. Yusuf'u kurt parçalamadı. Onu kurt karakterli insanlar parçaladı. Caniler! Biliyorum. Yine Yusuf'u kurdun parçaladığını söylediler. Umarım çok geç olmadan kendilerine gelirler. Köle satıyorum, yok mu alan? Bu köleleri hiçbir yerde bulamazsınız. Yok mu alan, köle satıyorum. Köle satıyorum. Bakın bu köleler çok iş yapar. En güzel köleler bende. Çalışırlar. Bakın bu köleler. Hepsi güçlü, gelin, kuvvetli. Hiçbiri hasta köle değil. Köle satıyorum, yok mu alan? Öyle bir köle köle satıyorum. Köle bulamazsınız. Bakın kölelerime. Bu köleleri hiçbir yerde bulamazsınız. Çok ucuz. Hiçbir yerde bakın. Bu fiyata köle yok bulamazsınız. Biri diğerinden daha güzel. Köle satıyorum. Sizlere güçlü, çok iyi eş olacaklar. Buyurun şunların bakın. Şunların güzelliklerine bakın. Bakın hadi. Hem de bu fiyata hiçbir yerde bulamazsınız. Hadi köle isteyen yok mu? Köle satıyorum köle. Yok mu alan, köle satıyorum. Köle güçlü satıyorum. Kuvvetli kölelerim var. Bakın bu köleler çok iş yapar. Bütün gün çalışırlar. Hadi gelin. Gelin hadi. Köle bakın bu kölelere. Hepsi güçlü kuvvetli. Öyle hiçbir bir hasta değil. Hiçbir yıllarca sizin için çalışırlar. Köle bu gördüğünüz köle. Kölenin satışını 100 de benden açıyorum. 110 de ben çok verdim. Ucuz. Yok mu arttıran? Hiçbir yerde bu fiyata köle bulamazsınız. 300 de ben verin. 2 tane birden alın. Kaçırmayın bu köleleri. Hadi yok mu arttıran? Bunlar sizin için çok iyi çalışırlar. Şunlara bakın. Bu kadar güçlüsünü gördünüz mü hiç? Hiçbir yerde bulamazsınız. Şunların gücüne bakın, gücüne. Sizlere çok iyi eş olacaklar. En güçlü köleler bende. Güçlerine bakın hadi. Hadi arttıran yok mu? Hadi köle isteyen yok mu? 150 de ben. 300 verin, 2 tane birden alın. Malik. Onu satma. Ben de istemiyorum ama görüyorsun kendisi satılmayı istiyor. Bu kölenin fiyatı ne kadar? Ben köle satmayı bilmem. Ama size şu kadarını söyleyeyim ki o çok akıllı, çok güzel ve okur yazar biridir. Fiyatını yükselten başka yetenekleri de var. Onu ucuza satmam. Tapınak için iyi bir hizmetkar olabilir. İleride kahin olursa birçok kişiyi tapınağa çeker. Onu satın almaya çalışın. 50 de benle başlayayım mı? 50 de ben nasıl? Fiyatı bunun çok üzerinde efendim. Bakın bu kölelere. 100 de benden fazla vermem. Daha çok eder. En güzel, en güçlü köleler. Kim daha iyi bir fiyat verecek? Bakın kölelerime. Çok ucuz. Hiçbir yerde bu fiyata köle bulamazsınız. Güçlü kuvvetli kölelerim var. Buyurun bakın. Buyurun bir bakın. Hem de bu fiyata hiçbir yerde bulamazsınız. Köle satıyorum, köle. Hadi köle satıyorum. Şu cariyelere bakın. Potivar en güzel seçimi yaptı. Köle satın almak için en iyi yere geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Umarım bu köleler ihtiyacınıza cevap verir. Hoş geldiniz. Bakın işte kölelerim. 2 at kadar güçlü. 200 de ben. 2 at kadar güçlü efendim. Al götür. Koyun kadar sakindir efendim. Bakın. Bakın. Başka kölelerim de var. Onlara da bakın. Evet, bu çocuğu kullanabiliriz.
Evet. Bence bu çocuğu 110, her işte 115 verin sizin olsun. Evet, evet. Ucuz bir köle. Evet. Her işte çalıştırırız onu. Var mı arttıran? Elimden geldiğince paraya kıyacağım. 115. Yok mu arttıran? 120. Hadi daha iyisini bulamazsınız. En güzel köleler bende. 130. Yüz otuz beş. Üzülme Yusuf. Bugün bunlar senin satın alacağın. Ama bir gün sen bunları satın alacaksın. Bunlar benden ne istiyorlar? Niçin burada toplanmışlar? Herkesin içinde güzellik var ama görünmüyor. Ama sende insan olmanın özü insanların beğenişine sunulmuş. Bunlar aslında kendi gerçeklerine şahit oluyorlar. Bunlar neden benim güzelliğimi satın almak istiyorlar da kendi iç güzelliklerine bakmıyorlar? İç güzelliği görmek için basiret sahibi olmak gerekir. Ancak sende somut bir şekilde görülen gerçeği bir çift göze sahip olan herkes rahatlıkla görebilir. Herkesin gözü var ama herkeste basiret yok. Benim onlardan bir farkım yok. İçlerindeki hakikatin farkına varmış olsalardı beni satın almak için bu kadar istekli davranmazlardı. Bunlar Yusuf'u görmek için değil, farkında olmayarak da olsa Allah'ın halifesini görmek için toplanmış bulunuyorlar. Meleklerin Adem'i ziyaret etmek için can attığını biliyor muydun Yusuf? Aa, duydun mu? Kabul edilmedi. 300 de ben kabul edilmedi. 300 de ben. 380 de ben. 385 de ben. Çok iyi bir köle. 395 de ben. Evet, 405 de ben. 410 de ben. Evet. 420 de ben. Aa, evet. 425 de ben. Daha çok eder. Daha fazla veren yok mu? Çok güçlüdür. Tek başına her işin üstesinden gelir. Çok iyi bir seçim yaptınız efendim. 3 köle 600 de ben eder. Ben o kadar para veririm. Efendim. Bence çok iyi bir seçim yaptınız. Evet. Gerçekten. 380 de ben. Hayır. 380 etmezler. 50 de ben mi? Sadece 50 de ben mi? Daha fazla eder. 55 de ben verirseniz olur, tamam mı? 55 de ben. Daha fazla etmezler. 380. Daha fazlasını verebilirsiniz. Ama efendim bunlar daha fazla ederler. Ona 300 de ben verin. Efendim çok iyi bir köledir ama o. Daha fazla eder, daha fazla. Daha fazlasını verebilirsiniz, değil mi? Evet. 380 de ben verin. Hayır, 380 etmezler. Hayır, ben o kadar para veremem. Gidelim. Hey, ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Ne oluyor? 380 de ben. Tamam, tamam. Açılın, açılın, açılın. 380. Çekil, 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 çekilin. Bin on de ben. Doğru, doğru. Evet, doğru. Evet, evet. Eder. Evet, eder. Olur, olur. Bence de. 1100 de ben. Abi, tabii. Evet. İyi bir köle. Potifar açık arttırmaya katıldı. Ne yapacağız? Efendim, çocuğu Potifar'ın elinden kesinlikle almamız gerekiyor. 1200 de ben veriyorum. 1200 de ben veriyorum. 1200 de ben verdiler. Yok mu artıran? Önerilen fiyatla 10 köle rahatlıkla satın alınabilir. Ama değer. Potifar'ın gerisinde kalmamaya çalış.
Tam 1500 deben veriyorum. 1500 deben. Yok mu artıran? Utanıyorum. Sanki mal alıp satıyorum. Onu tanısalardı tonlarca altının bile ona eşdeğer olmadığını anlarlardı. Neler oluyor böyle? İki bin mi? İki katı. 3000 de ben mi? Üç bin de ben. 3000 de ben. Mısır'ın ileri geleni ve Mısır orduları komutanı Potifar ekselansları 3000 deben öneriyor. Potifar hazretleri 3000 deben veriyorlar. Potifar'la kim rekabet edebilir ki? Kutlu olsun. Bu köle sizindir artık. Terbiyeli, saygılı ve okuryazar bir köle satın aldınız. Ayağı uğurludur. Gittiği her yere hayır ve bereket götürür. Bu köle Potifar ekselanslarına satıldı. Gidebilirsin. Güçlü köleler burada. Gelin hadi. En güçlüleri burada. Daha iyisini bulamazsınız. En iyi köleler burada. Hem de en ucuza. Züleyha'yı çağırın. B
Bu paha biçilmez mücevheri nereden getirdiniz efendim? Satın aldım. Hem de yüksek bir fiyata. Ne kadar ödediyseniz yine de az efendim. Bu mücevheri satan aptal batıya, ölüler dünyasına gönderilmeli. Herkes altın ve mücevher elde etmek için köle satın alır. Ama bu cahil köle satıcısı ne elde etmek için bunu sattı acaba, merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum efendim. Çok iyi kalplisiniz. Ben yalnızca bir köleyim. Potifar'ın sarayına hoş geldin oğlum. Teşekkür ederim efendim. Gelir gelmez bizi mi özlediniz? Beni neden çağırdığınızı öğrenebilir miyim acaba? Bu hediyeyi beğendin mi? Ben bu çocuğu daha önce görmüş olabilir miyim? Rüya aleminde ya da belki bilmiyorum ama... Doğrusu yüzü bana hiç yabancı gelmedi. Potifar'ın sevkini ve seçimini tebrik etmek gerek. Eşsiz. Adın ne acaba? Yusuf. Yusuf ya Aramca ya da İbranice bir isim. İbraniyim. Şam bölgesinde bulunan Kem halkında. Bu köleler genellikle çobanlık yapıp koyun otlatırlar. Yusuf. Yusuf. Hayır. Ben göçebelere ya da bedevilere ait olan isimlerden hiç hoşlanmam doğrusu. İzin verirseniz ona bir Mısırlı ismi vermek istiyorum. Bu çocuk benim sana bir hediyemdir. Ona istediğin gibi seslenebilirsin. Efendime sonsuz teşekkürlerimi bildiririm. İzin buyurursanız efendim, bir Mısır ismi önermek istiyorum. Dinliyoruz. Yusuf'a yakın bir isim. Yuzarsif. Yuzarsif. Kulağa çok hoş geliyor. Yuzarsif. Evet, güzel. Bundan böyle adını Yuzarsif koyduk. Sence de uygun mu? Siz beğendiyseniz bana laf düşmez. Sizden Yusuf'a çok iyi bakmanızı istiyorum. Bizim için faydalı olabilir. Züleyha onu beğenirse ileride onu evlatlık ediniriz. Neden olmasın? Yuzarsif'ten daha iyisini mi bulacaksınız? Gördünüz mü? Ne kadar güzel bir yüzü var. Hayatımda ondan daha güzel birini görmemiştim. Yani şimdi o bir köle mi? Yüzü kölelere benzemiyor. Burası senin odan. Beğendin mi? Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Yuzarsif'in dinlenmesi için ne gerekiyorsa hemen yapın.
Rabbim, beni kölelikten kurtarıp rahata kavuşturduğun için sana şükrediyorum. Ya Yusuf, işte Allah sana böyle bir makam ve mevki buyurdu. Seni kuyunun dibinden alıp yüksek makamlara çıkardı. Sana olayları yorumlama ilmini verdi. Sen artık bu ilmin diline rüya tabircilerinden bile daha vakıfsın. Senin bir öğretmene de ihtiyacın kalmadı artık. Şükürler olsun. Yüce Rabbim, sana şükürler olsun. Sen kaybettin Malik. Yusuf'u ağırlığınca altına bile satsaydın yine de zararlı çıkardın. Bu büyük bir kayıp. Kabul et, kaybettin. Yapacak bir şey yok. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Fırtınada kayboluşumuzu hatırlıyor musun? Hayvanların kuyunun önünde duruşu niçindi sanıyorsun? Senin daha fazla kâr etmen için miydi? Yoksa Yusuf'u kurtarmak için miydi? O tuzlu suyun bir anda tatlı suya dönüşmesi de Yusuf'un bereketiyle olmuştur. Yusuf'a tokat attıktan sonra elimin kurumasını hatırlıyor musunuz? Yusuf'un duası ve dokunuşuyla iyileşmemiş miydi ha? Malik, beni ölümden kurtaran da oydu. Onun duasıyla iyileştim. Evet, Yusuf'un duasıyla. Yusuf sayesinde karlı bir ticaret yaptım ve bunca altın elde ettin. Yusuf sıradan bir çocuk değildi. Neden anlamıyorsun? Bunların hepsi bir işaret. Yalnızca peygamberlere bu işaretler verilebilir. Şimdiye kadar bunu neden anlamadım ki? Yusuf kimdi? Niçin soyu hakkında bilgi vermedi? Yazıklar olsun sana Feli! Keyfimi kaçırdın. Şimdiye kadar kazançlı çıktığımı sanıyordum. Oysa şimdi kendimi hüsrana uğramışlardan görüyorum. Yazıklar olsun bana. Ben bir köle değil, Allah'ın sevdiği bir kulu ya da onun bir peygamberini satmışım. Sözlerindeki güzelliği, davranışlarındaki asilliği nasıl da göremedik. O kin taşımayan kalbini ve yüce ruhunu nasıl da idrak edemedik? Ben bugünden itibaren kendi tanrılarımı bırakıp onun tanrısını seçtim. Kim ne derse desin. Ben bu büyük kaybı telafi edeceğim. Bir şeyler yapmalıyız. Nereye? Şimdi bir şey yapamazsın. Sabaha beklemeliyiz. Potifar Hazretlerinin sarayı nerede? Dosdoğru gidin, sarayı göreceksiniz.
Hey, burada ne arıyorsunuz? Potifar ekselanslarını görecektik. Önce izin almalısınız. Yukarı gelin. Hadi gelin. Efendim, bunlar Efendi Potifar'ı görmek istiyorlar. Mısır Azizi Potifar'la ne işin var senin? Ona bir köle satmıştık. Ona dün satın aldığınız kölenin eski sahibi geldi deyin. Ne işiniz var dedim. Ondan bir miktar fazla para almışız. Kendisine iade edeceğiz. Bekleyin o zaman. Ne oldu Radamun? Size dün köle satan tacir sizinle görüşmek istiyor efendim. Pek mutlu görünmüyorsun İbrani. Burada olduğum için mutluyum. Ama köle olarak değilim. Sana köleler gibi mi davranıyoruz yoksa? Davranışınız her türlü takdirin üstünde. Bu düşünce kölelik duygusundan kaynaklanıyor. Aferin. Düşündürücü ve yerinde bir cevap. Ben ona güveniyorum efendim. Çünkü o okuma yazma da biliyor. Uzun dili hariç her şeyi mükemmel gibi görünüyor ki dilini de biraz kısaltmamız gerek. Hanımefendi, emin olsunlar ki boş konuşan biri değilim. Potifar ve sizin izniniz olmadan konuşmayacağım. Aferin, böylesi daha iyi. Nerelisin? Annenin ve babanın isimleri ne? Sizin için ne fark eder ki efendim? Koyun otlatma ve çöllerde dolaşan insanların ne geçmişi olacak ki? Sizden görüş isteyen oldu mu? Ancak Yusuf'un güzel yüzü onun asil bir aileye mensup olduğunu gösteriyor efendim. Ne oldu tacir? Pişman mısın yoksa? Evet. Hayır. Niçin geldiğimi arz etmeden önce izin buyurursanız Yusuf'la yalnız konuşmak istiyorum. Müsaade eder misiniz efendim? Lütfen. Anlıyorum. Yüzer sife alışan birinin ondan kopması kolay değil. Onlara yandaki salona kadar eşlik et. Görüyorsun, Yüzer Sif'ten ayrılmak onun için kolay olmamış. Yusuf. Adını ve kimin oğlu olduğunu öğrenmek için geldim. Söyleyinceye kadar da dönmeyeceğim. Söyledim ya, ben kuyunun oğlu... Hayır! Bunları daha önce duydum. İnandığın Allah adına bana kimin oğlu olduğunu söyle. Sana anlatacaklarımı kimseye
anlatmayacağına dair Allah'ın huzurunda söz vermelisin. Söz veriyorum. Ve İbrahim'in Rabbine yemin ediyorum. Ben İbrahim'in oğlu olan İshak'ın ve onun da oğlu olan Yakup'un oğluyum. Olamaz. Yazıklar olsun bana. Biz seninle amca çocuklarıyız. Sen İshak'ın torunu, ben de Allah'ın kurbanı İsmail'in torunlarındanım. Allah beni kahretsin. Böyle bir şeyi nasıl yaptım? Niçin seni sattım? Amcaoğlu olduğumuzu ben biliyordum. Satılmaktan dolayı da şikayetçi değilim. Mısır'a gelip satılmam gerekiyordu. Bu olaylar Allah'ın iradesiyle büyük bir hadisenin başlangıcı olacak. Onca mucize karşısında sıradan bir insan olmadığını tahmin etmeliydim. Sen bir peygambersin. Bir peygamberi köle olarak satan bana yazıklar olsun. Buna nasıl dayanırım? Sakin olun. Kalkın. Bu olayların olması gerekiyordu. Görevimi yapmak için Mısır'a gelmeliydim. Sadece sen hayra vesile oldun. Sana minnettarım. Bu hatamı telafi edeceğim. Bu sahiplerinin imzaladığı kölelik senedindir. Onu sakla. Siz burada kalın. Konuşmalarımıza tanık olmanızı asla istemiyorum. Potifar ekselanslarının huzurunda kendilerinden özür diliyorum. Bendeniz sizinle yaptığım anlaşmayı feshetmek istiyorum. Yusuf'u satmıyorum. Seni tebrik etmek istiyorum. Daha önce seni Yuzarsif'in değerini bilmeyen bir ebleh olarak betimlemiştim çünkü. Ama görüyorum ki öyle değil. Sen de bu mücevherin değerini öğrendin. Ama biraz geç kalmadın mı? Bunu satmadan önce düşünecektin. Artık çok geç. Biriktirdiğim tüm serveti Yusuf karşılığında vermeye hazırım. Rica ediyorum, onu bana geri verin. Sanırım bizi duymadınız. Yuzarsif'i asla hiçbir fiyatla size geri vermeyi düşünmüyoruz. Ben de size pişman olduğumu arz ettim. Biz Yusuf'u satmıyoruz ve onu almadan da buradan gitmeyiz. Bir kelime daha ederseniz sizi zindana attırırım. Gidin buradan, hadi gidin. Çekilin karşımdan. Ben Yusuf'u olmadan buradan gitmem. Ekselansları, izin verin Yusuf'u götürelim. Radovan! Atın bunları zindana. Allah'ım sen şahit ol. Ben Yusuf'u satın aldım ama Yusuf'u satmadım. Onu bana geri verin. Onu satmıyorum. Zindana götürün. Satmıyorum. Yusuf'u bize geri verin. Satmıyorum onu. Onu bana geri verin. Geri verin. Geri verin onu bana. Satmıyoruz. Yusuf'u satmam. Yürü. Satmıyorum. Yürü dedim, çık dışarı. Satmıyorum. Onu geri verin. Efendim, onları bağışlayın. Onlar benim yüzümden kendilerini tehlikeye attılar. Onlar cezalandırılmayı hak ettiler. Rica ediyorum. Ancak Yuzarsif'in hatırı için vazgeçtim. Onları serbest bırakmalarını söyle. Zindana gerek yok. Yuzarsif,
Senin neyin var ki o köle satıcısı bütün hayatını sana feda etmeye kalkışıyor? Ne söyleyebilirim ki? Benim kendime ait hiçbir şeyim yok. Yusuf gibi zayıf bir varlığın nesi olabilir ki? Bu hesaba göre bizim Yusuf üstünde bir hakkımız kalmadı. Onun için ödediğimiz meblağ bize geri geldi. Değil mi hatun? Ben nankör biri değilim efendim. İyiliklerinizi dinar ve debenle değiştirmeyeceğim. Doğrusu ben bu değerli hediye için çok minnettarım. Karim ama, Yüzersif'in yıkanıp güzel elbiseler giymesini temin ettikten sonra yanımıza getirin. Emredersiniz efendim. Dikkat ettin mi? Diğerlerinin aksine benim önümde hiç mi hiç eğilmiyor? Sakıncası yok. Zamanla öğrenir. Bence kasten eğilmiyor. Ben Yusuf'u istiyorum. Onu bize geri verin. Onu geri verin. Biz Yusuf'u satmıyoruz. Yusuf'u satmıyoruz. Onu bize geri verin. Hadi gidin buradan. Yusuf'u satmıyoruz. Onu bize geri verin. Verin. Yusuf'u geri verin. Geri verin. Onu satmıyorum. Anladınız mı? Yusuf'u satmıyorum. Verin onu. Geri verin. Hadi gidin buradan. Yusuf'u bizden ayırmayın. Yusuf'u geri verin. Geri verin onu. Onu geri verin. Ne olur geri verin. Gelin hadi. Yusuf'u geri verin. Satmaktan vazgeç. Yusuf'u bize verin. Yusuf'u bize verin. Yusuf. Yusuf. Yusuf'u verin. Yusuf'u geri verin diyorum size. Şansınız varmış. Eğer Yüzersif olmasaydı uzun bir süreyi hapiste geçirirdiniz. Buralarda gözükmeyin. Hemen gidin. Ben Yusuf'tan vazgeçmeyeceğim. Göreceksiniz. Canına susamadıysan git buradan. Şansını daha fazla zorlama bence. Potifar ve eşi benim gibi aptal değil ki Yusuf gibi bir mücevheri kolaylıkla geri versin. Biz zarar ettik Feli, zarar ettik. Ben değil, sen zarar ettin. Allah'ın yardımıyla ben kâr ettim. Hayatımın kârını elde ettim. Kâr mı ettin? Nasıl? Sen Yusuf'u hiçbir şey almadan yitirdin. Yusuf'u kaybettim ama onun Rabbine iman ettim. Ben kendi taşlarımı, putlarımı bıraktım. Ve tek bir Allah'a iman etme şerefine nail oldum Yusuf sayesinde. Evet, yemin ederim ki ben zarar ettim. Gerçi Allah'ın peygamberini satmadım ama hayatım boyunca kendimi affetmeyeceğim. Ben memlekete dönüp insanların tek bir Allah'a iman etmesi için çalışacağım. Yusuf burada olduğu müddetçe ben bu şehri terk etmem. Gecelediğimiz yere gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.